Merhaba arkadaşlar. Ampullerin bağlanma şekilleriyle yine birlikteyiz. Öncelikle bir basit elektrik devresini tanıtalım. Arkadaşlar basit bir elektrik devresinde pil elektrik enerjisi verir. Anahtar elektrik enerjisini kontrol eder. Ampul ışık verir. Ayrıca ampul bir dirençtir arkadaşlar. İletken telde elektrik akımının geçişini sağlar. Elektrik enerjisinin taşınmasını sağlar. Arkadaşlar anahtar elektrik enerjisinin geçişini kontrol eder. Yani devrede anahtar açık ya da iletken tellerin herhangi bir yeri kopuksa elektrik enerjisi taşınmaz ve devre çalışmaz. Arkadaşlar burada pilin artı kutbundan çıkan elektrik enerjisi anahtar açık olduğu için, bakın, devreyi tamamlayamadığı için burada ampul ışık vermez. Ampulün ışık verebilmesi için anahtarın kapalı olması gerekir. Yani devrenin tamamlanması gerekir arkadaşlar. Örnekleri inceleyelim arkadaşlar. Hangi ampuller ışık vereceğini ve hangi ampullerin ışık vermeyeceğini tahmin edelim ve düşüncelerimizi gerekçeleriyle birlikte yazalım. Arkadaşlar birinci A devresine baktığımızda anahtar açık olduğu için buradan pilin artı kutbundan çıkan elektrik enerjisi eksi kutbuna kadar gelemeyeceği için, yani devreyi tamamlayamayacağı için A devresi ışık vermez arkadaşlar. B devresine bakalım. Burada da arkadaşlar pil olmadığı için, elektrik enerjisi üreten pil olmadığı için B devresi ışık vermez. C devresine bakalım arkadaşlar. Pilin artı kutbunda çıkan elektrik enerjisi, anahtar kapalı. Bakın ampulden geçti ve tekrar eksi kutbuna gelebildiği için, devre tamamlandığı için C devresi ışık verir arkadaşlar. Arkadaşlar devreler seri ve paralel olarak iki şekilde kurulur. Seri bağlı devreyle başlayalım. Ampullerin aynı kol üzerinde bağlanmasına seri bağlanma denir. Bakın arkadaşlar burada pilin artı kutbundan çıktığı aynı kol üzerinde art arda bağlanma şekline seri bağlanma denir. Arkadaşlar bu devreyi biz sembollerle gösterelim. Pil bu şekilde gösteriliyordu. Artı kutbundan çıktı. Ampul bu şekilde arkadaşlar. İkinci ampulümüz ve devremiz tamamlandı. Arkadaşlar devre elemanlarını kullanarak ampullerin seri bağlandığı bir elektrik devresi kuralım ve şemasını çizelim. Bir tane pil, üç tane özdeş ampul. Özdeş aynı özelliklere sahip demek arkadaşlar. Bağlantı kablosu, yani iletken tel ve anahtarla oluşturalım. Öncelikle şekille yapalım. Daha sonra sembolle. Pilimiz, anahtarımız, birinci ampul, ikinci ampul ve üçüncü ampulümüz ve tekrar eksi kutbuna bağlandı. Sembolle gösterdiğimizde artı kutbundan pilimiz çıktı arkadaşlar. Bakın 3 tane ampulümüz ve açık anahtarımız. Bakın burada yanmadığı için açık anahtarımız. Bu şekilde seri bağlı bir devre oluşturduk. Seri bağlı arkadaşlar art arda bağlanmış şekilde demektir. Şekildeki seri bağlı devrelerin hangisinde ampuller ışık verip vermeyeceğini sebebiyle birlikte yazalım. Arkadaşlar birinci devreye baktığımızda pilin artı kutbundan çıkan elektrik enerjisi ampullerden geçtikten sonra tekrar eksi kutbuna geldiği için birinci devre ışık verecektir. İkinci devreye bakalım arkadaşlar. Pilin artı kutbunda çıkan elektrik enerjisi ampulleri geçti. Burada anahtar açık olduğu için eksi kutbuna gelemediği için ikinci devremiz ışık vermez arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda burada da elektrik enerjisi oluşturacak pil olmadığı için yine devre ışık vermeyecektir arkadaşlar. Paralel bağlanmaya geçelim. Arkadaşlar ampullerin farklı kollar üzerinde bağlanmasına paralel bağlanma diyor. Farklı kollar, bakın arkadaşlar, buradan çıktı, ikiye ayrıldı. Buna ana kol, burada yan kollar arkadaşlar. İkiye ayrıldığı bağlanma şekline paralel bağlanma diyoruz. Paralel bağlamada pilden çıkan enerji kollara bölünüyor arkadaşlar. Ampulden geçiyor, sonra tekrar birleşerek, bakın burada birleşti, tekrar pile geliyor. Paralel bağlı ampullerden oluşan devrenin resmi ve semboller ile gösterimi. Sembolle gösterimi de bu şekilde arkadaşlar. Bakın iki kola ayrıldı, sonra birleşti, tekrar eksi kutbuna geldi. Bu şekilde karşılıklı kollara ayrılan bağlanma şekline de paralel bağlama diyoruz artık. Yine paralel bağlı bir devre oluşturalım arkadaşlar. Burada bir tane pil, üç tane özdeş ampul, bağlantı kablosu ve anahtardan oluşan şekille arkadaşlar, bakın, üç tane kola ayrıldık ve tekrar birleştirdik. Anahtarımız, pilimiz, sembolle gösterimi, üç tane kola ayrıldı. Bakın birbirine paralel, karşılıklı tekrar birleşip anahtarımız ve pilimizden
oluşturduk. Aşağıda verilen devrelerdeki ampullerin bağlanma şeklini işaretleyelim. Birinci devreye baktığımızda arkadaşlar, bakın ana kol ve yan kollar ikiye ayrılmış ve karşılıklı olduğu için birinci devremiz paralel. İkinci devreye bakıyoruz. Yine bakın ana koldan çıktık. Devre ikiye ayrılmış, yan kollara ayrılmış ve karşılıklı, yine paralel. Bakıyoruz arkadaşlar, ana koldan çıktık, tek kol bu, seri arkadaşlar. Bakın kollara ayrılmamış. Çıktık arkadaşlar artı kutuptan. Bakın ikiye ayrılmış, iki kola ayrılmış ve karşılıklı olduğu için bu dördüncü devremiz de paraleldir arkadaşlar. Ampullerin parlaklığıyla devam edelim. Ampullerin devreye bağlanma şekillerini parlaklığını etkiler. Bunu anlayabilmek için özdeş ampullerle ve özdeş pillerle kurulan aşağıdaki devreleri inceleyelim arkadaşlar. Birinci devreye baktığımızda, birinci devrede pilin enerjisini K ampulü tek başına kullanmaktadır arkadaşlar. İkinci devreye bir tane seri bağlı ampul eklendiğinde arkadaşlar, seri bağlı ampul pilin enerjisini aralarında eşit paylaşacakları için K ampulünün parlaklığı azalacaktır arkadaşlar. Burada devrede direnç artacağı için akım, pilin oluşturacağı akım azalacaktır. Azalacağı için de arkadaşlar ne olacaktır? K ampulü daha az parlak yanacaktır. Seri bağlı ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı azalır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Önemli bir not. Seri bağlı ampuller sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı azalır. Arkadaşlar paralel bağlı devreye bakalım şimdi. K ampulüne paralel olarak bir ampul daha bağladığımızda ampullerin parlaklığı değişmeyecektir. Çünkü burada ampuller paralel bağlandığı için direnç azalacak, pilin oluşturduğu akım artacaktır. Yani kollardan geçen akım değişmeyecektir. Bu nedenle paralel bağlı devrelerde ne kadar ampul eklersek ekleyelim, ampulün parlaklığı değişmez. Paralel bağlı ampullerin sayısı artsa da ampullerin parlaklığı değişmeyecektir arkadaşlar. Burada şu şekilde gösterebiliriz. Örneğin bu devre arkadaşlar çıktı. 1 amperlik akım oluşturdu. Burada paralel bağlandığı için arkadaşlar direnç azalacağı için bu devremiz, bu pilimiz 2 amperlik akım oluşturacak. Burada kollara ayrıldığı için arkadaşlar ne olacaktır? 1 amperi burada, 1 amperi buradan geçecek. Bakın K'dan geçen yine 1 amper olacağı için parlaklık değişmeyecektir. Örneğe bakalım arkadaşlar. Özdeş piller ve ampullerle kurulmuş devreler verilmiş. Burada K, L, M ampullerin parlaklıklarını sıralayın diyor. Arkadaşlar K ampulü bir tane, L ampulü 3 tane seri bağlı art arda bağlanmış. M ampulü yine 3 tane devrede ve paralel bağlanmış. K ampulü ile M ampulü eşit yanar arkadaşlar. Çünkü paralel bağlı devrelerde ampulün parlaklığı değişmiyordu. K eşittir M. Büyüktür L'den. Seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça parlaklık azalacaktı. O halde L ampulünün parlaklığı azalacaktır. O halde nasıl ifade ederiz? K eşittir M büyüktür L şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Elektrik akımı seri bağlı devrelerde ana kolda ilerler arkadaşlar. Bu nedenle seri bağlı ampullerin hepsinden geçen elektrik akımı aynı miktardadır ve seri bağlı ampuller eşit parlaklıkta ışık verir. Şuradan artı kutbundan 2 amperlik akım çıktı arkadaşlar. Bakın tüm ampullerden aynı A, B, C ampullerinden aynı akım geçti. Onun için burada hepsinden eşit akım geçtiği için hepsi eşit miktarda yanacaktır. A ampulü patladığında arkadaşlar veya çıkarıldığında diğer ampullerin hiçbiri ışık vermez arkadaşlar. Nedeni elektrik akımı buradan geçtiğinde arkadaşlar A ampulü patladığı için veya çıkarıldığı için tekrar eksi kutbuna akım ulaşamayacağı için A ampulünden akım devreyi tamamlayamayacağı için ampullerin hiçbiri ışık vermeyecektir arkadaşlar. Seri bağlı, burayı da not alalım. Seri bağlı devrelerde ampullerin bir tanesi çıkarıldığı zaman veya devre koptuğu zaman arkadaşlar veya ampul patladığı zaman diğer ampullerin hiçbiri ışık vermez. Örnekle devam edelim. Aşağıdaki seri bağlı özdeş ampullerin parlaklıklarını sıralayalım. Arkadaşlar birinci devreye baktığımızda A ve B ampulleri seri bağlanmış ve parlaklıkları aynı akım geçtiği için eşittir. İkinci devreye baktığımızda KLM 3 tane ampul seri bağlı, KLM eşittir arkadaşlar.
Üçüncü devreye başladığımızda 5 tane ampul birbirine seri bağlanmış, art arda kollara ayrılmamış. O halde bu 5 ampulün parlaklıkları birbirine eşitti. A ampulündeki filaman koparsa arkadaşlar seri bağlı devrelerde birisi koptuğunda diğerleri ne yapıyordu? Işık vermiyordu. O halde B ampulü ne yapar? Söner. K ampulü duydan çıkarılırsa arkadaşlar ikinci devrede K ampulünü duydan çıkarırsak akım ne yapamaz? L ve M'ye geçemeyeceği için, devreyi tamamlayamayacağı için L ve M ampulleri de ne yapacaktır? Sönecektir. 3 numaralı ampul patlarsa arkadaşlar, şuradaki 3 numaralı ampulümüz patlarsa akım diğer ampullerden geçemeyeceği için ve devreyi tamamlayamayacağı için diğer ampullerde ne yapacaktır? Sönecektir arkadaşlar. Paralel bağlı devrelerde elektrik akımı ana koldan daha fazladır arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burada iki tane K ve L ampulleri paralel bağlandığı için arkadaşlar pilimiz 2 amperlik akım oluşturacaktır. Bakın 2 amperlik akım oluşturmuş. Fakat burada K ampulü patladığı zaman pilimiz tek ampul olacak ve direnç artacağı için bu sefer pilimiz 1 amperlik akım oluşturacaktır arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar 2 amperlik akım kollara ayrıldığı için K'dan geçen 1 amper, L'den geçen 1 amper ve tekrar ana kolda, bakın ana kolda 2 amper ve eksi kutbuna geldi. K ampulü patladığında arkadaşlar ne olacaktır? Pilimiz 1 amperlik akım oluşturacak ve akım bu şekilde gelecek ve buradan devam edecek. L ampulünden geçecek ve eksi kutuba gelecek. Burada L ampulünden akım geçtiği için L ampulü yanmaya devam eder. O halde arkadaşlar paralel bağlı devrelerde ampullerin bir tanesi patladığında veya çıkarıldığında diğer ampul ışık vermeye devam edecektir. Paralel bağlı devrelerde ampullerden biri patladığında diğer ampuller aynı parlaklıkta ışık vermeye devam eder. Bu nedenle evlerde, okullarda, iş yerlerinde ampuller her zaman paralel döşenir arkadaşlar. Seri bağlı olsaydı birisi söndüğünde veya patladığında diğer ampullerde ışık vermeyecekti. Bu nedenle ampullerimiz paralel bağlanır arkadaşlar. Ana kol arkadaşlar devredeki tüm elektrik akımının geçtiği koldur. Yani şuradaki, şurası ana kol. Şurası yan kollu arkadaşlar. Şuralar ana koldur. Örneklerle devam edelim arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda su tesisatı ve elektrik devresine benzetilirse devredeki su pompası, arkadaşlar su pompası suyun hareket etmesini sağlıyor. Bunu neye, devrede neyle özdeşleşir? Pille arkadaşlar. Boru suyun hareket ettiği yapı. O halde bu devrede nedir? İletken kablo. Su akımdır arkadaşlar. Vanada ne olacaktır? Anahtar olacaktır. Bakalım şimdi tek tek. Su pompası pil doğru. Boru bağlantı kablosu doğru. Su ampul değil arkadaşlar. Su elektrik akımı olacak. Cevap C olacak. Vana anahtar doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. Şekille gösterilmiş elektrik devresi sembolle gösterimi nasıl diyor? Baktığımızda seri bağlı bir devre arkadaşlar. Yine seri bağlı 3 tane ampullu devreye bakacağız. Fakat pilin artı kutbu bu tarafta olacak. Çıkacak ve tekrar eksi kutbuna gelecek. A şıkkına baktığımızda arkadaşlar bakın artı kutbu burada ve 3 tane ampul var. O halde cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. B şıkkıda da 3 ampul var. Fakat arkadaşlar pilin artı kutbu şekle göre ters olduğu için B şıkkı olmaz. Burada 2 tanesi paralel bağlı olduğu için C şıkkı olmaz. D şıkkında hepsi paralel olduğu için olmaz. O halde cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Özdeş devrede numaralanmış ampuller üzerinden geçen akım şiddetinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar baktığımızda artı kutbunda çıkan elektrik akımı birinci, ikinci, üçüncü ampulden geçip eksi kutbuna geldiği için hepsinden aynı akım geçtiği için ne olacaktır? Hepsi birbirine eşit olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Özdeş pil ve özdeş ampullerle oluşturulmuş elektrik devreleri şekildeki gibidir diyor. Evet, baktığımızda devrelerde birinci devrede bir pil bir ampul, ikinci devrede bir pil iki ampul, üçüncü devrede bir pil üç ampul var. Arkadaşlar burada pilin oluşturacağı akım devrede bir tane ampul olduğu için daha fazla olacak. Burada iki tane direnç arttığı için iki ampul olduğu için daha az olacak. Burada en az olacak. O halde en parlak K yanacak, en az M yanacak. Bir de ne demiştik arkadaşlar? Seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça parlaklık azalır. O halde en büyük K, sonra L, sonra M olan hangi şık? Cevabımız
C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Özdeş KLM ampulleri ve özdeş pillerle şekildeki elektrik devreleri oluşturmuş. Birinci devreye baktığımızda paralel bağlı iki ampul. İkinci devreye baktığımızda bir tane ampul var. O halde arkadaşlar burada pil paralel bağlandığı için ne oluşturacaktır? Daha fazla akım oluşturacaktır. Burada 2 amperlik akım oluştursun. Buradan 1 amper geçer. Buradan 1 amper. Yani 1 amper 1 amperlik akım geçecektir. Burada tek bir tane olduğu için burada pilin oluşturacağı yine 1 amperdir arkadaşlar. Yine M'den 1 amperlik akım geçecektir. Paralel bağlandığı zaman arkadaşlar ne oluyor? Direnç az olduğu için pil daha fazla akım oluşturuyor. Bakın burada 2 amperlik akım oluştururken bu pil bir tane ampul olduğu için, direnç fazla olduğu için 1 amperlik akım oluşturuyor. O halde bakalım. M ampulü K ampulünden daha parlak yanar diyor. Yanlış arkadaşlar. M ve K eşit parlaklıkta yanar. O halde birinci ifademiz yanlış. L ampulü M ampulünden daha parlak yanar diyor. Hayır, aynı parlaklıkta yanar. Bütün ampullerin eşit büyüklükte elektrik akımı geçer. Bakın arkadaşlar bu da iki akımdı. Bir akımı bu koldan, bir akımı bu koldan geçiyordu. Bakın bir amperlik akım. Burada bir amperlik akım oluşturuluyor. Ve yine M'den de bir amperlik eşit büyüklükte akım geçtiği için cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. Ana koldan geçen akım şiddetleri eşittir. Bakıyoruz birinci devrede ana koldan 2 amperlik akım geçerken ikinci devrede yalnız 1 amperlik akım geçiyor. O halde eşit değil. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar baktığımızda birinci de seri bağlı 2 ampul, ikinci de paralel bağlı 2 ampulle oluşturulmuş 2 devremiz var. Devrelerde hazırlayan bir öğrenci L ve N ampullerini duydan çıkarıyor. L'yi ve N'yi duydan çıkarıyormuş arkadaşlar. Seri bağlı devrelerde bir tanesi patladığı zaman veya çıkarıldığı zaman diğeri de ışık vermiyordu. Ama paralel bağlı devrelerde bir tanesi patladığı zaman veya yandığı zaman diğeri bakın şöyle elektrik akımı koldan devam edecek. Eksi kutbuna geldiği için devreyi tamamlanacağı için M ışık verecektir arkadaşlar. O halde K ampulü daha parlak yanar. Hayır, söner. Birinci ifade yanlış. K ampulü söner. Doğru. M ampulünün parlaklığı değişmez. Evet arkadaşlar, değişmeyecektir. Doğru. M ampulü söner. Hayır, yanmaya devam eder. Hangileri doğrudur diyor. 2 ve 3. C şıkkı doğrudur arkadaşlar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.